Türk anısına çeyreklerin sunulması. Saygı duruşu ve istiklal... Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişinin 101. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan ve bugünün Gaziler Günü ilan edilmiş olmasından duyduğum mutluluğu da ifade ederek sözlerime devam etmek istiyorum. Aziz milletimiz, ezelden bugüne kadar sadece Kurtuluş Savaşı ile başlayıp bugünle biten şekilde değil. Milyonlarca gazimiz, milyonlarca şehidimiz oldu. Ki ezelden bugüne Türk varlığı devam ediyorsa, aziz şehitlerimizin ve muhterem gazilerimizin yüzüstü hürmetine Rabbül Alemin'in lütfuyla devam ediyor. Ezelden bugüne Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, şehitlerimizi, o günkü şehitlerimizi, terörle mücadelede doğuda, güneydoğuda, yurdun her bir tarafında şehadet şerbetini içen silahlı kuvvetlerimizin, emniyet mensuplarımızın, hatta sivil hayatta sevgili vatandaşlarımızın ve 15 Temmuz'da hain darbe girişimi vesilesiyle şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimiz, iyi ki varsınız. Ebediyete intikal eden bütün gazilerimizi de rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilik şerefine nail olmuş aziz milletimizin aziz mensuplarını da şükranla yad ediyorum. Değerli gazilerimiz, sevgili şehit ailelerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Anadolu Türkiye ebedi vatan olsun diye şehitlerimiz ve gazilerimiz tarafından bizlere emanet edilmiş bir vatan. Bu vatanda bizden önce çok medeniyetin hak ile yeksan olduğunu hepimiz biliriz. Ebedi vatan olacaksa şehitlerimiz olacak, gazilerimiz olmaya devam edecek. Çünkü hain bitmiyor. Neresinden bakarsanız bakın, Türkiye bugün bir kuşatılmışlığı yaşıyor. Ekonomik anlamda daraltılan, bunaltılan ama ötesinde güneyinden batısına kuşatılmış bir ülke durumunda. Dost bildiklerimizin, müttefik bildiklerimizin parmak salladığı bir millet, parmak salladığı bir ülke durumundayız. Onun için vakit uyanmanın vakti, ayağa kalkmanın vakti, parmak sallayanlara hesap sorma vakti. Onun için aziz milletimizin siz şerefli mensupları olarak lütfen rica ediyorum, bu süreçte biraz daha uyanık olalım. Ve nihayetinde Anadolu Türkiye ebedi vatan olması bakımından da oyunda oynaşta olanlarımız,
Bırakmalı oyunda oynaşta olmayı. Artık milli birlik ve beraberliği yaşayabildiğimiz ölçüde doya doya yaşadığımız bir demdeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına giriyor. İkinci yüzyılına Türkiye Cumhuriyeti ayakta girerse ikinci yüzyılını onurlu ve şerefli bir şekilde yaşarız. Bundan eminim. Biraz fazla uzattım galiba. Ama hakikaten bir insan düşünün, vakfedilmiş bir ömrünü milletine, devletine, vatanına, özelde de Ereğlisine vakfedilmiş bir ömrünü, son demlerini belki de yaşıyorsa, bırakın yüreğinde taşıdığı acılarını hıçkırıklarla anlatsın size. Siz anladınız anlayacağınızı. Ama hakikaten milli birlik ve bütünlüğü temin ve tesis etmek mecburiyetindeyiz. İkinci yüzyılımızı ebedi vatanımızda teminat altına almanın başka yolu yok. Sizleri seviyorum ve sayıyorum. Nice gaziler gününde Allah ömür verirse beraber olmak istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.